Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapta daha beraberiz. Bu defaki kitabımızın ismi İnsan Yüzlü Şehirler. Mustafa Armağan'ın İnsan Yüzlü Şehirleri. Yayın evi Timaş. Şöyle kapağını da yüzme getirerek bir miktar göstermeye çalışayım. İnsan Yüzlü Şehirler. Mustafa Armağan'ın bu kitabını ben ikinci kez okuyorum. Bundan 12 yıl evvel bir kez daha okumuşum. Fakat kütüphaneden aldığımda hatırlayamadım. Okurken içinde tanıdık şeyler gelince şöyle bir listeme baktım. Evet, kitap okunmuş daha önce. Fakat okuduğumu unutmuşum. Vardır bir hikmeti dedim ve okumaya devam ettim. Kitabı bitirdim. Elbette işaretlemeler de yaptım fosforlu kalemimle. Bugün onları sizinle paylaşmaya çalışayım. Kitabın bendeki baskısı Nisan 2010 baskısı. Ben bunu kütüphaneden aldım. Kitapta başlarken onu söyleyeyim. Bazı baskı hataları var. Normalde bu baskı hatalarıyla bir kitap satışa verilmez ama bu kitap nasıl olmuşsa satışa verilmiş. Bazı sayfalar birbirini tutmuyor. Yani bitişiyle başlangıcı tutmuyor. Bazı metinler tekrar ediyor. Bunlar Mustafa Armağan gibi bir yazarın kitabında onun hassasiyetindeki kendisinden biz editörlük semineri de almıştık Nesil Yayınlarındayken. Nasıl basıldı, nasıl satıldı böyle? Ya bendeki nüshada bir tuhaflık var ama bu da nasıl olur? Normalde yani böyle bazı hatalar olur, sayfa eksik olur falan. Bu tamam, matbaada olmuş olabilir dersin. Ama buradaki şeyler daha editöryel aşamada, grafik aşamasında, mizampaj aşamasında yaşanmış gibi duruyor. Neyse, o kısmı geçelim. Ben size kitabın içinden beğendiğim, işaretlediğim bölümleri okumaya başlayayım. Bakalım neler işaretlemişiz. İlk işaretlediğim yer 20. sayfadaymış. İlginç bir bilgi. Nereye anlatıyor bu şeyde? 20. sayfada ona döneyim önce. Selanik'i anlatıyor. Selanik'te ki hoşgörü ortamını anlatıyor Mustafa Armağan. Şöyle bir bilgi veriyor burada. 20. sayfanın hemen başları. Öyle ki Kasımiye Camii'ne çevrilen Aya Dimitrios Kilisesi'nde Türkler, Rumlara caminin küçük mahzeninde kutsal kemikleri muhafaza edilen bir azizin mezarını ziyaret etmelerine rıza gösteriyorlardı. Kutsal aziz gününde Rumlar, caminin Türk hademeleri tarafından satılan mumları alıp yakmak için buraya geliyorlardı. Cemaatler arası bölünme Selanik'te İstanbul'a oranla daha azdı diye bir bilgi veriyor. İlginç bir bilgi. Doğru yanlış bilemiyorum ama ilginç bir bilgi. 21. aynı sayfada yine altlarda bir not daha var. Fotoğrafların çekildiği yıllarda Selanik etnik mozaik olarak Babil Kulesi'ni andırmaktadır diyor. 1900 yılı sayımına göre 173 bin olan nüfusun 80 binini Yahudiler. Bakınız dikkat ediniz, bir Osmanlı şehri Selanik. 173 bin olan nüfusun 80 binini Yahudiler, 60 binini Müslümanlar, dönmeler yani Sabaytaristler de dahil. 30 binini ise çeşitli Hristiyan unsurlar. Rumlar, Slavlar, Ermeniler oluşturuyordu. Yani düşünün, çoğunluk Yahudiymiş Selanik'te. 173 binin azı Müslüman aslında. Orada azınlık seviyesindeler diyebiliriz neredeyse. Osmanlı topraklarına sığınan Yahudilerin de buna eklenmesiyle Selanik hakkında bir bilgi veriyor. Burayı da okuyayım. Bu 21. sayfaya da taşıyor. Selanik en azından M.Ö. 2. yüzyıldan beri bir Yahudi diyarı. Tabir Evliya Çelebi'ye aittir, olmuş. Ancak Bizans ve Venedik dönemlerinde Yahudi nüfus ya göçmüş ya da öldürülmüştür. İspanya'dan 2. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesine gelen Yahudilerin hatırı sayılır bir kısmı Selanik'e yerleştirilmiş ve Avrupa ülkelerinden gördükleri her zulmün ardından Osmanlı topraklarına sığınan Yahudilerin de buna eklenmesiyle şehir neredeyse dünya Yahudiliğinin merkezi olmuş, hatta yer yer Yeni Kudüs olarak anılmıştır. Selanik'in bir diğer ismi Yeni Kudüs'müş. Bugün en fazla Yahudi barındıran şehir New York'tur ve bu yüzden adı New York'a çıkmıştır.
Yani Yahudi şehri gibi bir tabir herhalde bu İngilizce. O zamanlar da Selanik öyleymiş yani, düşünün. Devam ediyoruz bakalım başka ne notlarımız var, ne notlarımız var. Kitabın 25. sayfasında. Bu da ilginç bir şey. Kartaca'nın kuruluşuyla ilgili bir bilgi. Önce Kartaca'nın kuruluşuyla ilgili küçük bir not diyor. Kadim şehirlerin kurulurken tılsımlandığı biliniyor. İvan İliç'in bildirdiğine göre Kartaca'nın şehir sınırı çizildikten sonra toprağı dıştan içe doğru tunç bir sabanla sürülmüş ve şehrin tam merkezinde tılsımın düğümü atılmıştır. Milattan önce 814 yıllarındaymış. Ancak Fenikelilerin kurduğu bu kadim ve medeniyet tarihi açısından köklü şehir, Romalılar tarafından defalarca muhasara ve işgal edilmiştir. İtalya'yı filleriyle işgal eden ve Roma'ya ecel terleri döktüren Hamilkar ve oğlu Anibal'in yenilgiye uğratılması, Kartaca'nın yerle bir edilmesi bile yetmemiştir bu şehrin içinden fışkıran enerjinin söndürülmesine. Her defasında bir daha ayağa kalkmış ve Roma'ya defalarca ecel terleri döktürmüştür. Ne zamana kadar? İlginçtir. Milattan önce 146'da son defa yerle bir edildikten sonra tıpkı tılsım yapılırken olduğu gibi tunç sabanla bu defa merkezden surlara doğru toprağının sürülmesine kadar Kartaca'nın ruhunun enselerinde soğuk soğuk estiğini hissedecektir Romalılar. Böyle bir tılsım mevzusu varmış Kartaca ile ilgili. Şehri ancak ters şekilde aynı tunç sabanla sürdükten sonra ortadan kaldırabilmişler Romalılar diyor. Güzel bir cümle var burada 26. sayfada. Ne demişti Cemil Meriç 1969'da? Bizim talihsizliğimiz Kartaca'nın tarihini Roma'dan dinlemektir. Söz derin bir söz aslında. Bizim bugünkü halimize de işaret eden şeyleri var. Biz kendi tarihimizi kimden dinliyoruz? Kendi İslam geleneğimizi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat mirasını kimden dinliyoruz? Kimden dinlemeye meyyaliz? Onları da düşünelim. Ne diyor işte? Bizim talihsizliğimiz Kartaca'nın tarihini Roma'dan dinlemektir. Siz buna resmi tarih tartışmalarında dahil edebilirsiniz yani. Osmanlı'yı bize kim anlattı? Anlatanlar kimdi? Kartaca'yı Kartacalılar mı anlattı yoksa kafa olarak Romalılara dönüşmüşler mi anlattı? Bunu düşündüren bir söz. Kitabın 28. sayfası. Güzel bir cümle var burada. Ama onun yukarısından biraz alayım. Peki nasıl oluyor da? Peyami Safa'da şehir için birer erdem sayılan düzgünlük, temizlik ve zenginlik gibi özellikler Goytusola'da tam bir mezar sessizliğine yuvarlanabiliyor. Ve tam tersine Peyami Safa'da medeniyetsizliğin şaikası sayılan şark kahveleri, içinde yalnız tünenen ve pineklenen, gecenin en canlı saatlerinde kapatılmış insan ağılları diye tabir ediyormuş onu Peyami Safa. Nasıl oluyor da Goytisolo için keyfeden, gülen, arzulayan insanların olağanüstü canlılığını yansıtan mekanlar olabiliyor. Birisi için medeniyetin ve hayatın kıblesi iken Paris, öbürü için nasıl düpedüz ölümle özdeşleştirilebiliyor? Bu soruların cevapları batılılaşma serüvenimizin karakterini de ele verecektir, diyor. Yani Goytisolo bir batılı iken Doğulu şehirlerini beğeniyormuş, övüyormuş ve oradaki okumalarını iyimser yapıyormuş. Ama bir Müslüman evladı olan Peyami Safa burada kendi şehrine, kendi medeniyetine karşı ön yargılı, ne diyelim, kötümser bakıyor. Bu dönemde de o dönemde de çok aydını hakim olan bir özellik. Kendini küçük görme, kendinde bir aşağılık kompleksi hissetme, kendine karamsar bakma. Hep böyle suizan etme kendine dair değerlere. O zamanki aydınlara çok yerleşmiş bir şey ki Peyami Safa onlardan çok çok beridir. Yani yine iyi durumda olanlarındandır. Daha çok kötü durumda olanları da var. Ama Mustafa Armağan'ın burada sorgulattığı şey güzel. Nasıl oluyordu diyor bir batılı bizde değerler görüyor, erdem görüyor, fazilet görüyor, güzellik görüyor da bizim kendi evladımız bunu görmez oluyor. Onu sorgulamış. Kitabın 31. sayfasında
Benjamin, tam ismi nerede geçiyor onu da okuyayım istiyorum ama. Tam ismi geçmiyor. Walter Benjamin. Walter Benjamin'in Paris üzerine söylediklerinden biraz okuyacağız. Benjamin farklı düşünüyor bu konuda diyor. Ona göre Haussmann'ın Paris'i bu geniş ve düzgün caddelerle donatması 3. Napolyon'un emperyalizmine denk düşen bir olgudur. Bu kapitalistleri destekleyen ve onlar tarafından desteklenen bir emperyalizmin tezahürüdür. Paris'in şehir yapısı üzerine. Haussmann diyor Benjamin, diktatörlüğünü sağlamlaştırmaya ve Paris'i olağan dışı bir yönetim altına sokmaya çalışır. 1864 yılında belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada kökenden yoksun büyük kent halkına duyduğu nefreti dile getirir. Haussmann'ın çalışmalarının asıl amacı kentin iç savaşa karşı güvence altına alınmasıydı. Haussmann, Paris'te barikatların kurulmasını artık bütün bir gelecek için imkansız kılacaktır. Nasıl? Öte yandan yeni caddeler kışlalarla işçi mahalleleri arasında en kısa yolları oluşturacaktır. Adam şehri öyle dizayn etmiş. Yazarın da vurguladığı gibi tamamen askeri savunma stratejisine uygun olarak inşa ve dizayn edilmiştir modern Paris. Halktan nefret eden bir belediye başkanı, işte o Haussmann'ı kastediyor, emperyalist emelleri olan bir imparator ve karşılarında sefil işçiler, çaptan düşmüş aristokratlar, sermayenin, borsanın, burjuvazinin finansmanı ve devletin desteğiyle gerçekleştirilen bu dev kafes şehir, işçi ayaklanmalarını bastırmak üzere yeni baştan planlanmıştır diyor vesaire. Devam ediyor. Yani Paris'in mimarisini daha yukarıda mesela öven Osmanlılardan bahsediyor. Ancak diyor bizim Osmanlı aydınlarımız mesela burada Namık Kemal'den bahsediyor. Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin hariç diyor pardon. Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin gibi birkaç istisna hariç tutulursa Avrupa şehirlerinde gördükleri geniş caddeler aydınlarımızın gözünde hayran kaldıkları bir ilerilik, bir medeniyet göstergesi olmuştur daima vesaire. Yani bizim aydınlarımız Paris'e hayranken kendileri, kendi aydınları ya da kendi bazı aydınları o mimarinin, o şeyin aslında bir amaçla, bir kem niyetle üstelik teşkil edildiğini söylemişler. Yani biz nasıl görüyoruz, onlar nasıl görüyor? Biz kendimize nasıl bakıyoruz, onlar bize nasıl bakıyor? Az önceki örnekte de o vardı. Bir de biz onlara nasıl bakıyoruz, onlar kendilerine nasıl bakıyorlar? Şimdiki örnekte de o var. Kitabın 34. sayfasında bir yer işaretlemişim. Bakalım. İktisatçı Raymond G. Keating, herhalde böyle telaffuz edilir, vurgulamaya çalıştığı şey de bu. Onun görüşünce 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarına kadar New York özgür ruhların memleketiydi. Şehir sakinlerinin enerjilerini yaratıcılığa kanalize eden motor ise özel sektördü. Ne var ki 1930'larda başlayıp 1960'lar ve 70'lerde zirvesine ulaşan devlet müdahalesiyle birlikte New Yorklular'ın teşebbüs şevkleri kırıldı ve şehir de devlete teslim oldu. Özel sektörün şehirde ateşlediği yapıcılık ruhu söndürüldü. Bir zamanlar insanları özgür kılan New York'un havası bürokrasinin demir kafesine tutsak edildi diye bir eleştiri varmış New York'un şehir ve sosyoloji yapısına dönük. 39. sayfadan bir yer işaretlemişim. Burada Mustafa Armağan önce Amerika'yı nasıl tanıdığını anlatıyor. Amerika'ya hiç gitmedim. Gitmedim mi acaba? Siyah beyaz Hollywood filmleri, Dallas ve Şahin Tepesi gibi diziler, Texaslar ve Tom Mix'lerle büyüyen bir neslin üyesi olarak sanki Amerika'ya pek çok defalar gitmiş gibi hissediyordum kendimi diyor. Devam ediyor. Sonra diyor ki sonraları aklım ermeye başladığında Dee Brown adlı bir Kızılderili'nin olağanüstü güzellikteki Kalbimi Vatanıma Gömün adlı kitabını okudum ve dünyam altüst oldu.
O zamanlar, o zamana kadar hain bildiğim Kızılderililer, beyazlarca tutsak alınmalarına değil de gözlerini açıp gördükleri güzelim şeftali ağaçlarının kesilmesine hüngür hüngür ağlayan, incitmek korkusuyla toprağa neredeyse sakınarak basan ve üzerinde atalarının ayak izleri bulunan toprakları uğruna ölüme zamksız zarflarla mektuplar yollayan yeryüzünün en naif ve mağrur çocuklarıydı. Yani Kızılderilileri bir Amerikalılar üzerinden tanımak, bir de doğrudan onlardan okumak arasındaki farkı burada bize anlatmış. Şu da ilginç, mesela bugün Taliban hakkındaki tartışmalarda da biz Taliban'ı doğrudan ne kadar tanıyoruz, ne kadar bildik, ne kadar görüştük. Ama bize bir Taliban lanse ediyorlar tırnak içinde. Allah, yani insanları kesiyor, kadınlara bilmem ne yapıyor falan filan, 40 türlü şey var. Bizim bu batının endoktrinleştirici haber ajanslarını, endoktrin edici haber ajanslarını aşıp kendimiz bir kültür irtibatı kurmamız lazım. Afganistan neresi? Bizim coğrafyamızın bir parçası, Bilad-ı İslam. Yani medeniyetimizin bir ucu orada, bir ucu burada. Bizim doğrudan bağ kurmamız lazım. Bakın bu örnekte güzel bir örnek. Kızılderilileri Mustafa Armağan önce nasıl tanıyormuş, sonra onlarla bizzat muhatap olunacak eserleriyle, kitaplarıyla nasıl tanımış. Baudrillard, herhalde böyle telaffuz edilir diye umuyorum. Hatalıysam ara. Bir başka yerde Amerika için ütopyanın gerçekleştiği yer der. Amerikalıların köklerinden Avrupalıların hayal bile edemeyeceği seviyede bir kopuş içinde olduğunu, bu yüzden daima güncelde yaşadıklarını söyler. Amerikan toplumu köklerinden çok koptuğu için Avrupa'nın hayal bile edemeyeceği seviyede bir kopuş içinde olduğunu, bu yüzden daima güncelde yaşadıklarını söyler. Kim söyler? Baudrillard diye telaffuz etmeye çalıştığım kişi. Artık kimdir bilemiyoruz. 42. sayfada bir not. Mayakovski'ye göre dolar Amerika'nın ruhudur. Mayakovski'ye göre dolar Amerika'nın ruhudur. Amerikalının dolarla ilişkisini estetik bir ilişki olarak görür. Amerikalılar onun güzel yeşil rengine bakmaktan ayrı bir estetik haz almaktadırlar. Sadece Amerikalılar mı? Dolar ilk yazın sembolüdür onlara göre. Üzerindeki oval biçimde çizilmiş duayı, güçlülüğün ve bu güçlülükten duyduğu kıvancın bir simgesi olarak görmektedirler diyor. Daha aşağıda devam ediyor. Mayakovski'nin Amerika'da hissettiği bu geçicilik duygusunu Baudrillard da vurguluyordu. İlkellik ve göçebelik Amerikalının iliğine işlemiştir. Birkaç yıl önce yapılan bir istatistiğe göre, burası ilginç, birkaç yıl önce yapılan bir istatistiğe göre Amerika'da evlerin %80 gibi yüksek bir oranı mobil home'lardır. Yani taşınabilir evler, sökülebilir, taşınabilir evler herhalde o anlama geliyor. Yani tekerlekler üzerine kurulan ve gerektiğinde karavanlar gibi başka bir yere nakledilebilen evlerdir. Amerikalıların göçebelik duygusu anlatılmış burada. Şimdi geçiyoruz. 47. sayfaya geldik. Bu da ilginç bir bilgi. Amerikan yeni muhafazakarlarının sözcülerinden Irving, nasıl söylenir bu isim ya? Irving Kristol diyelim, hadi bir sallayalım bir şey. Bir yazısında 1973 rakamlarıyla şimdi de bu eğilimin çok fazla değiştiğine ilişkin somut bir veri yok elimizde. Amerikan nüfusunun %30'dan az, daha azının 100 bin kişiden kalabalık şehirlerde oturduğunu söylüyordu. Bakınız, ilginç bir bilgi. Amerikan nüfusunun %30'dan daha azının 100 bin kişiden kalabalık şehirlerde oturduğunu söylüyordu. Aynı yazara göre nüfusu 2500'den düşük yerlerde oturanların sayısı da %30'dur. Bak, nüfusu 2500'den düşük yerlerde oturanların sayısı da %30'dur. Amerika'nın büyük bir kısmı bize göre, yani ilçe bile denmez, kasaba, belki mezra, köy gibi yerlerde yaşıyormuş, %30'u. Kristol bir başka rakam daha veriyor. Nüfusu 1 milyondan kalabalık şehirlerde oturan Amerikalıların sayısında son 50 yılda herhangi bir artış görülmemiştir. Bakınız, ilginç yine. Nüfusu 1 milyondan kalabalık şehirlerde oturan Amerikalıların sayısında son 50 yılda herhangi bir artış görülmemiştir.
Bize bak, onlara bak. 48. sayfa. Uzun sözün kısası, Amerikalılar şehirleşme denilince büyük şehirlere yığılmayı değil, daha önce şehir vasfı kazanmamış kırsal bölgelerin yeni yerleşimlerle şehre benzemesini anlıyor ve bence kelimeyi en sahih anlamı atfediyorlar. Ve bence kelimeye en sahih anlamı atfediyorlar. Yani köyden şehre göçe değil, haklı olarak şehirden köye göçe şehirleşme adını veriyorlar. Tekrar okumak istiyorum burayı. Yani köyden şehre göçe değil, haklı olarak şehirden köye göçe şehirleşme adını veriyorlar diyor Mustafa Armağan. Devam ediyoruz bakalım. Evet, 54. sayfada bir yeri işaretlemişim. Ruslar bugün bizim pek alışık olmadığımız bir sıkıntıyı yaşıyor. Biz hızlı nüfus artışından dertlenirken, tırnak içinde bugün artık o nüfus artışı da soru işaretleriyle falan karşılanır oldu. Türkiye'de de artık boşanma oranları çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak isteyen pek kimse yok. Büyük metropollerde zaten çocuk büyütmek problem. Evlerin hacmi belli. Kırsalda belki biraz nüfus artıyor da eskisi gibi değil. Yani bu tespit belki bugün için tekrar bir sorgulanmalı. Biz hızlı nüfus artışından dertlenirken Rusya'da nüfus büyük bir hızla eriyor. Her yıl 1 milyona yakın insan nüfus kütüklerinden düşülüyor. Ailelerin en fazla 2 çocuk sahibi olmaları, boşanma oranlarının %60'ları bulması, fakirlik ve çocukların küçük yaşlardan itibaren cinsel serbestliği içinde büyütülmeleri sebebiyle bir yerden sonra isteksizliğin başlaması, en önemlisi de istikbalden emin olamamak gibi faktörler yüzünden Rus nüfusu hızla azalıyor. Buna bir de erkek nüfusun daima kadınlardan en az %10 az olması eklenince doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki denge bu defa yaşayanlar aleyhine bozuluyor diye bir bilgi vermiş burada. Bugün nasıldır bilmiyorum Rusya'nın durumu. 59. sayfada güzel bir söz var. Bir şehri bulmak için onda kaybolmak lazım. Kimin olduğu belli değil. Mustafa Armağan da hatırlayamıyor. Bir şehri bulmak için onda kaybolmak lazım. Evet, biz de İstanbul'u kaybola kaybola öğrendik. Ben kendim birkaç defa kaybolmuşumdur yani ilk geldiğim zamanlarda. 63. sayfa. Gogol'un Nevski Caddesi adlı hikayesinde geçen şehrin izlerini deşifre etmeye çalıştığı satırlar söylediklerimin özeti gibidir diyor. Bakalım o satırlar neymiş? Orada işaretli bir cümlem var burada. Ne kadar temizdir kaldırımlar ve üzerlerinde ne kadar çok ayak izi kalmıştır. Altında koca granitin çatlayacak gibi olduğu kaldırımlar. Emekli askerin sarsak, kirli çizmeleri, güneşe dönen bir güne bakan gibi başını ışıl ışıl vitrinlere çeviren genç hanımın bir duman kadar hafif minyatür iskarpinleri, yüzeyi sertçe tırmalayan umutlu genç zabitin sert adımları üzerinde her şeyin izi kalır, güçlülüğün gücüyle ya da zayıflığın gücüyle. Benim çizdiğim yer burası. Her şeyin izi kalır, güçlülüğün gücüyle ya da zayıflığın gücüyle. Güzel bir cümle. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Buralarda çizili bir şey yok, hızlı gidebiliyoruz. Aha, geldik 70. sayfada çizili bir yer. Rusya'da kapitalizm daha çok tüketim boyutunda ve yabancı sermaye girişi ağırlıklı bir seyir izliyor. Eski SSCB dönemindeki sanayi üretimi son 10 yılda yarı yarıya azalmış durumda. Buna mukabil yabancı sermaye ve tüketim malları akışı beklenenin üstünde bir hızla yükseliyor. Petrol ve doğalgaz gibi hammadde satışları hala Rusya ihracatının en önemli kalemleri. Bu durum da Rusya'nın gelecekte tipik bir periferik ülke ekonomisine itebilir. Üretimin dünya ile rekabet edecek şartlarda yapılmadığı her ülkenin başına gelen Rusya'nın da başına gelebilir. Ne var ki imparatorluk kurmuş devletlerin genetik kodları kolay kolay çözülmüyor. Türkiye gibi Rusya'da tarihten gelen büyük bir devlet olma özelliğini sık sık hatırlayarak bulunduğu coğrafyada güçlü bir aktör gibi hareket ediyor. Belki de kendisine değişen dünyada böyle yeni bir mecra bulacaktır Rusya
demiş Mustafa Armağan. Haksız da sayılmaz. Bunu söyleyen bugünlerde bir batılı da var. Avrupa Birliği'nin bilmem nesi bir adam öyle bir şey demişti. Yani 100 yıl sonra imparatorluklar geri dönüyor demişti. Osmanlı ve Rusya. Evet, kitabın kaçıncı sayfası burası? 83. sayfası. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan birkaç satır alınmış buraya. Okuyalım. Niçin geçmiş zaman bizi bir kuyu gibi çekiyor? Niçin Boğaz'dan ve İstanbul'dan bahsederken bütün bu dirilmesi imkansız şeylerden bahsettim? Heyhat ki yaldızlı tavandan, gümüş eşyadan ve geçmiş zaman hatırasından çabuk bıkılıyor. Hayır, muhakkak ki bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara doğru çeken bıraktıkları boşluğun kendisidir. Bizi onlara doğru çeken bıraktıkları boşluğun kendisidir. Ortada izi bulunsun veya bulunmasın, içimizdeki didişmede kayıp olduğumuzu sandığımız bir tarafımızı onlarda arıyoruz, demiş Beşşehir'de. 85. sayfada Oleg Grabar'ın sözü, ki kitabın ismi de buradan geliyor. İslam şehirleri insan yüzlü şehirlerdir, demiş Oleg Grabar. Güzel bir söz değil mi? İslam şehirleri insan yüzlü şehirlerdir. Orada batı şehirlerindeki kurumsal ilişkilerin soğuk yüzüne rastlayamazsınız. Devam ediyoruz. Aha, buralarda pek bir şey çizmemişim. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Oo, gayet güzel. 109. sayfada durduk, bir soluklandık. İlginç ve gözden kaçırılan bir ayrıntı. Halife Mansur'un İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de bir şekilde Bağdat'ın harcında tuzu bulunması konusunda ısrarıdır. Bağdat'ın inşası başlayınca Ebu Hanife, kerpiç ve tuğlaların sayımı ve inşaat eminliğiyle görevlendirilmiş, hatta sayım konusunda kendisine mahsus bir teknik bile geliştirmiştir, diyor. Bağdat'ın demek ki kurulmasında İmam-ı Azam'ın da rahmetullahi aleyh hissesi var, diye anlatıyor Mustafa Armağan. Ben bunu başka kaynakta görmemiştim. Hatta İmam-ı Azam'ın hayatını da okudum. Onda da görmedim. Ama olabilir de yani. 112. sayfa. Bir Şii alim. Bakın hani Şiiler, elbette herkesi bir kefeye koymamak lazım ama yani Şii bir alimin yaptığı işlere bakın yani. 112. sayfada. Nasreddin Tusi'nin ismini duyanınız vardır muhakkak. Yine de kısa bir açıklama yapmakta fayda var. 1201'de Tus'ta dünyaya geldi ve 1274'te vefat etti. Çağının en görkemli Şii allamelerinden olup yalnız dini ilimleri değil matematik, tıp, felsefe de okudu ve ahlak üzerine yazdığı Ahlak-ı Nasiri, Osmanlı medreseleri de dahil olmak üzere İslam aleminin pek çok bölgesinde asırlar boyu okutuldu, diyor. Dahası da var onda, diyor sonra. İktidar tutkusu ile ilim hayatı girift bağlarla örülmüş hayatında. Önce Moğolların baş belası olan Hasan Sabbah'ın takipçilerinden Rükneddin Hurşah'ın müneccimi olarak görüyoruz onu. Bu görevi sırasında Abbasi halifesinin veziriyle gizliden gizliye mektuplaşıyor. Efendileri fark eder durumu ve rahat durması için meşhur Alamut Kalesi'nde gözetim altında tutulur. Gelin görün ki tam bu sırada bir altın fırsat gülümser kendisine. Moğollar Alamut Kalesi'ne dayanmışlardır. Uyanıklığı ile meşhur kale komutanı Rükneddin, Moğolların büyük hanı Hülagü ile yapacağı görüşmeye Tusi'yi de götürmek gafletinde bulunur. Görüşmeler sırasında Tusi, daha sonra Moğolların Bağdat'a vali olarak atayacakları ünlü tarihçi Cüveyni ile işbirliği yaparak Alamut Kalesi'ndeki kütüphane ile astronomi aletlerinin Moğol askerlerinin tahribatından kurtulmasını temin eder, diyor. Han'ın gözüne girmeyi başaran Tusi artık Moğolların hizmetindedir. Bağdat kapısındadır, diyor Moğol ordusu. Halife Mutasım'a teslim ol çağrısı yapmak için gönderilen heyetin başında görüyoruz. Onlar da katılmış. Halifeyi öldürmek isteyen Hülagu, burayı da nakledeyim, bir müneccimin uyarısıyla bundan vazgeçer. Güya halife öldürülürse kendisinin ve ordusunun üzerine felaketler yağacaktır.
Hani müneccim halifeyi kurtarmaya çalışmış belli ki. Tusi bunların hurafe olduğunu söyler ve inanmamasını isterse de Han'ın içine bir sıkıntı düşmüştür. Bunun üzerine Tusi ilginç bir formül geliştirir. Halife bir kilime sarılacak ve ölene kadar yerlerde yuvarlanacaktır. Eğer bu sırada bir felaket alameti belirirse serbest bırakılacak. Aksi halde yuvarlama işlemine devam edilecektir. Hülagu bu formülü tutmuş ve zavallı halife ölünceye kadar yerlerde yuvarlanmıştır. Allah 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 Allah. Yani işte bu Tusi'nin işleri. Şii bir alim ne işler çevirmiş. Allah. 119. sayfa. Burası ilginç. Mustafa Armağan'ın Suriye ziyaretinde Kemal Sunal'la ilgili yaşadığı bir şey. Meşhur Halep çarşısı yüzlerce yılın içine oyulmuş bir zaman tüneli gibiydi. Satıcıların satmakta kayıtsız kalan ama muhabbette birdenbire parlayan göz bebeklerinde yitirdiğimiz büyük geçmişin derin izlerini seyrettim. Bu iki kişinin yan yana yürümekte zorlandığı sokaklarda Hazreti Zekeriya'nın kabrinin duvarına sürtünürcesine geçerken bir boyacı çocuğun yanıma yaklaştığını ve dayı dayı diye seslendiğini fark ettim birden. Bu kendi çocukluk resimlerimi andıran kararmış yüzlü çocuk bana filmlerini Türk televizyonlarında seyrettiği Kemal Sunal'ın Essah'tan ölüp ölmediğini soruyordu. Belli ki inanmak istemiyordu. Hem de billur gibi bir Türkçeyle. O anda Halep çarşısı önce yerle bir oldu, sonra yeniden kuruldu sandım. Yani çocuk, Suriyeli bir çocuk, Kemal Sunal'ın hayranıymış, öldüğüne inanamıyormuş. Halep'i gezerken de Mustafa Armağan'a sormuş tabi, o yıllarda daha iç savaş falan yoktu. 121. sayfa. Şam bir başka alem. Halep'te kırılmaya başlayan ön yargılarımız Şam'da daha sert bir kayaya tosluyor. Şam'da bizden, yani bir Osmanlı şehri o da. Hatta Türkiye'deki pek çok şehrimizden daha fazla Osmanlı kimliği taşıdığını bile söyleyebilirim diyor. En büyük çarşısı ve meydanı hala Sultan II. Abdülhamid'in ismini taşıyor. Suki Hamidi. Onun yaptırdığı Hicaz Demiryolu istasyonu binası ise şurada bize bakıyor. Falan filan oradaki şeyleri anlatıyor bundan sonra. Şam'daki Osmanlı kalıntılarını mı diyelim, eserlerini mi diyelim, anlatıyor. 129. sayfa. Artık şu hükme vardım ki Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okumayan birisi Osmanlı'nın ne olduğunu anlayamaz. Zira tarihimiz içinde hayat kaynayan kanallara ulaşamamış demektir, diyor Mustafa Armağan. Güzel bir şey. 134. sayfa. Diyarbakır'a Ahmet dendiğini, bölge halkının, yöre halkının Ahmet de dediğini Diyarbakır'a biliyoruz. Bu Ahmet eğer bu tabirle aynıysa Osmanlılar da öyle diyormuş. Rum tarihçileri ise şehir siyah taştan yapıldığı için Kara Ahmet adını vermişler diyor. Sonra geçiyorum, Kanuni Sultan Süleyman da Bağdat'ı fethe giderken Diyarbakır'ın suyundan ve havasından hoşnut kalmış ve mamur ola benim Kara Amidim diyerek Hazreti Yunus'un duasını yinelemiş ve kışı bu şehirde geçirmiştir diyor. Demek ki Osmanlı evraklarında da, belgelerinde de, tarihinde de Diyarbakır'a Ahmet denildiği var. Belki Ahmet de aynı şeyden geliyor, bilemiyorum ama belki aynı kelimedir yani. Onlar da Ahmet, bizde Ahmet diye söyleniyor olabilir. 143. Burası ilginç yine. Bosnalı kardeşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz kızabilirler. Böyle bir bilgi varmış. Evliya Çelebi Saraybosna Çarşısı'nı falan anlatıyor. 1080 adet dükkanı olan Saraybosna Çarşısı'nın Bursa ve Halep çarşıları gibi kat kat yapıldığını söyler Evliya Çelebi. Caddeleri temiz ve kaldırımlar döşelidir. Caddeleri temiz ve kaldırım döşelidir. Bütün Hint, Sint, Arap, Acem, Leh ve Çeh malları burada bulunur. Leh, Polonya, Çeh, Çekler. Hareketli ve şenlikli pazarları vardır. Bu bilgileri aktarmış. Ardından halkının kedi sevmezliğini anlatır satırlar boyunca. Halbuki benim tanıdığım Bosnalıların hepsi seviyordu. Bunu biraz halkının cimriliğine yorar. Sofra başındayken yanlarına gelmiş olan kediye bir parça ekmek verdi diye karısını boşayan bir boşnağın anekdotunu nakleder. Ama buna kendisi bile inanmak istemez.
Sonra da ekler: "Ama ihtimal ki bu sözler hakikat değildir. Zira ben Saraybosna halkını eli açık, sofra sahibi ve garip dostu buldum." Elhak öyledirler. 145. sayfa. Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet döneminde Şimşek hızındaki Balkan fütuhatı sonunda Avrupa'daki toprakları daha geniş olan bir Avrasya devletiydi. Yavuz Sultan Selim'in fütuhatın yönünü doğuya çevirmesi biraz da bu nüfus dengesizliğiyle ilgilidir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası arasındaki Müslüman-Hristiyan dengesini yeniden kurmaya yöneliktir. Yani Müslüman nüfusu azalmış, Hristiyan nüfusu çok artmış. Çünkü alınan bölgelerin çoğu Hristiyan bölgesi. Onlar zorla da Müslüman edilmiyor. Yani kendi dinlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Yavuz Sultan Selim nüfus dengesini kurabilmek için yüzünü İslam coğrafyasına dönmüş diyor Mustafa Armağan. Olabilir. İyi olmasın, mantıklı. 156. sayfa. 17. yüzyılın ortalarında Bitlis gibi geri kalmış bir yöredeki bu lüks ve debdebe aslında bakılırsa Evliya Çelebi olduğu kadar bizi de şaşırtıyor. Evliya'nın anlattıklarına bakılırsa Osmanlı padişahının İstanbul'da bile bulamadığı bir lüks ve ihtişam 17. yüzyıl Bitlis'inde alelade konforlardandır. İlginç değil mi? Yani o zamanlar Bitlis böyle bir yer ama bugün, gerçi bugün elhamdülillah gelişmeler var ama mesela bu zaman geri kalmış bölgeler diyoruz Türkiye'nin falan. Halbuki Osmanlı zamanında abat bölgelerdenmiş. 163. sayfa. Evliya Çelebi bize bir de o vakitler kutlanan ancak bugün unutulmuş bir Erguvan bayramından bahseder heyecanla. Yılda bir defa Emir Sultan Hazretleri'nin Erguvan meclisi olup her yerden pek çok insan toplanır ki bu büyük derneğin tarifinden kalem acizdir. Böyle bir meclis ancak Emir Sultan Şevki ile olur. Bursa'da yapılan bir bayrammış, Erguvan bayramı. 165. sayfa. Kabe Müslümanların gözünde diğer dinlerde olduğu gibi İslam'ın da kökeninin somut sembolüdür. Kabe'ye gelmek kişinin kendi kökenine dönmesi demektir, diyor. Devam ediyoruz. 169. sayfa. Bahçesaray bugün dünyada daha çok Puşkin'in ünlü Bahçesaray Çeşmesi adlı şiiriyle tanınıyor. Uzmanlar, Han Sarayı'nın bahçesinde yer alan bir sersebile yazılmış bu şiirin sarayı da yıkılmaktan kurtardığını söylüyorlar. Ruslar bir ara buradaki Han Sarayı'nı da yıkmak istemişler. Ancak bir yetkili Puşkin'in Bahçesaray Çeşmesi şiirini hatırlatmış ve burayı yıkarsak Puşkin'i de yıkmış olacağız demiş. Rivayete göre saray bu uyarı sayesinde yıkılmaktan kurtulmuş. Bu bazen edebi bir eserin mimarinin korunması ve ebedileşmesine nasıl katkıda bulunduğunun çarpıcı bir örneği. Yani şiir sayesinde sarayı yıkmamış Ruslar. Devam ediyoruz. 177. sayfa. Kanuni'nin kuşatma sırasında top atılmasına, Viyana'dan bahsediyoruz. Kanuni'nin kuşatma sırasında top atılmasına günün birinde minare olacağı ümidiyle izin vermediği Aziz Stefan Kilisesi'nin saat kulesi özel ilgi odaklarından biridir. Aynı zamanda hastaneleri ve cerrahları da. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şehrin anlatıldığı kısmı naklediyor bir parça içinden alıntı. Sonra da oradaki bir kilisenin saat kulesinden bahsediyor. Kanuni Sultan Süleyman o kulenin bir gün minare olacağı ümidiyle oraya top attırmamış. İnşallah olur. İnşallah gün gelir olur. Allah büyük. Olmazları olduran Allah. Evet, buralarda pek bir şey işaretlememişim arkadaş. Hızlı gidiyoruz. Aha, bu çok önemli bir yer. Bakınız. Bu kimin hatıralarında geçiyormuş? İbrahim Hakkı Konyalı merhumun hatıralarında geçiyormuş. Sebil dergisinde yayınlanmış hatıralarmış bunlar. Onun satırlarına geçiyoruz. İbrahim Hakkı Konyalı'nın satırları bunlar. 12. Kolordu Kumandanı Miralay, sonra Paşa Fahrettin Altay,
Konya'da sayısız tarihi ve mimari abidelerin katili olmuştur. Birçok cami, mescit, medrese, türbe, hankah, mektep, çeşme ve kabristan yıktırmış, yok ettirmiştir. Bu gibi tarihi yadigarlar yalnız müsamaha edildiği zaman değil, horlandığı Türk ve İslam tarihinin kara lekesi gibi görüldüğü zaman da Fahrettin Altay elinde bastonuyla Alaaddin Tepesi'ne çıkarak gözüne kestirdiği herhangi bir mimari abideyi göstererek yıkın bunu derdi. Kimse de itiraz edemezdi. Bunu sözde şehri imar kastıyla yapıyordu. Konya'daki birçok Selçuklu eserini, tarihi eseri Fahrettin Altay Paşa, tırnak içinde paşa, yıktırmış böyle. Devam ediyor. Bir gün Şerefettin Camii'nin bitişiğindeki Şerefettin Türbesi'nin yıkımına başlanmıştı. Fahrettin Paşa'nın emir ve kumandasıyla kazmalar ve kürekler faaliyete geçmişti. Bu Selçuklu devrinin mahruti kümbetli türbesi sanki yekpareleşmiş ve kayalaşmıştı. Ben bu eski eser celladının gölgesi olmuştum, onu takip ediyordum diyor. Devam ediyor. Dinamitle devam eden yıkma işi bodrum kata gelmişti. Şerefettin'in tabutunu göründü. Yani camiyi yaptıran caminin banisi Şerefettin'in tabutu göründü. İçinde naaşı vardı. Belediyeciler çöp arabalarıyla bu büyük Selçuklu'nun naaşını alarak bir çukura götürüp attılar. Allah Allah, Allah Allah, Türkiye neler görmüş ya. Biz bilmiyoruz işte, bunları hafızamızda tutmuyoruz. Ondan sonra CHP helalleşmeye çıkıyor. Bunu nasıl helal edeceksin? Ya bu saygısızlığın telafisi var mı? CHP varlık sahasını terk etse ancak öyle. O da şey olur hani, ha çok şükür gitti deriz. Bir helal edilecek bir şey yok. O Ruzi Mahşer'de olacak onun asıl helalleşmesi. Bu paşa da gitmiş görmüştür yani öteki tarafta bu yaptıklarının şeyini. Ama ne kadar acı yani. Belediyeciler çöp arabasıyla bu büyük Selçuklu naaşını alarak bir çukura götürüp attılar. Allah Allah. 198. sayfa arkadaşlar. Fransa, Hatay Fransa toprağı iken, Fransızların yönetimindeyken, Fransız yönetimi okullarda okutulmak üzere Türkiye'den gönderilen ders kitaplarının başındaki Atatürk resimlerini çıkarttırıyormuş. Şu da ilginç. Mesela Kadir Mısıroğlu'na çok kızarlar. Keşke Yunan Galip gelseydi sözü için. Onu tırnak içinde farklı yorumlayarak. Halbuki onun kastettiği, yani Yunanlılar galip gelse bizi yönetiyor olsa bunların tahrifatı kadar tahrifat yapmazlardı. Üstelik biz gene bağımsızlığımızı kazanırdık onlara karşı savaşıp manasında söylüyor onu. Bakın bir delilini burada geçiyor. Hatay'da harf inkılabı ne zaman olmuştur biliyor musunuz? Türkiye'den tam 10 yıl sonra, yani 1938'de. Şapka inkılabı ise 13 yıl sonra. Sizin anlayacağınız Türkiye toplumunun 15 yıla yayılan değişim süreci Hatay'da 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tekrarlanacaktır. O zamana kadar Fransızlar Hatay'da ufak tefek değişikliklerle Osmanlı kanunlarını, belki inanmayacaksınız ama, mecelleyi tatbik ediyorlardı. Yani düşünün, o Fransız sömürdüğü toprağa İslami yasaları uyguluyor. Niye? Gözü kesmiyor aslında onun. Diyor ki onu kaldırırsam bana direnişe geçerler falan. Ama oraya alan adı Müslüman, babası anası Müslüman görünüşte insanlar ne yapmışlar? Orayı Fransızlardan beter bir batılılaşma, bir sekülerleşme şeyine maruz bırakmışlar. 199. sayfa. Bu da ilginç bir bilgi. Türkler Hatay'la ilgili yine. Türkler bir yıl daha süren bağımsız Hatay devleti tecrübesi sırasında şapka giymeye başlamışlardır. Şapka orada Türklüğü temsil etmektedir. Fakat ufak bir problem vardır. O sırada bazı Hristiyanlar da şapka giymektedirler. Bir anda kendilerini Türklerle aynı toplumsal kesim içerisinde bulan Hristiyanlar, yani Türkler birden Hristiyanlar gibi giyinmeye başlayınca Hristiyanlar birden şaşırmışlar. Lan aynı mı olduk, niye bunlar bize benzedi falan diye. Sırf Türklere benzememek için şapkayı çıkarıp fes giymeye başlarlar. Türklerin sembolü olan fes Hatay'da Hristiyanların, Hristiyanların sembolü olan şapka ise Türklerin başındadır. Allah işte. Ahir zamanda ne acayiplikler, ne acayiplikler. Buralarda da işaretlememişim arkadaşlar. Yine hızlandık. İlginç bir bilgi. Urfa'da Aziz Efraim'in
bir hatırasıymış bu. Karakoy'un deresi kenarında çamaşır yıkayan bir kadınla karşılaşınca Urfa'nın kadınlarındaki bu yeteneğe hayran olur. Kendisine yaklaşmakta olan Aziz Efraim'in yüzüne dik dik bakan ve bakışlarını yere kaçırmayan bu adsız Urfalı kadın, kendisini küstahça davranışından dolayı eleştirmesi üzerine Aziz'e şu cevabı ve yapıştırıverir diyor. Yere bakacak olan sizsiniz. Çünkü topraktan gelen sizsiniz. Benim size bakmam gerekir çünkü ben sizden geldim. Bu ironi ve nükte dolu cevap karşısında Aziz Efraim'in ağzından sadece eğer bu şehrin kadınları bu kadar akıllıysa erkekleri onların oğulları ne kadar akıllıdır kim bilir sözleri dökülecektir diyor. Devam ediyoruz. İlginç bir şey. Halen Urfa ağzında buna benzer pek çok çarpıcı kelime cirt atmaktadır. İncelemek isteyenler için bir ipucu olarak zikretmekte fayda var. Urfalılar çocuklarına İbrahim adını koyarlar ama bu adı telaffuzları garip bir şekilde Musevilerin Avraham'ı ve Hristiyanların Abraham'ı ile Müslümanların İbrahim'i arasında melez bir kelime olup çıkmıştır. İbraham. Ne İbrahim ne Abraham. Görüldüğü gibi Urfalıların özellikle de kadınların ağzından her gün binlerce kadim kırıntı dökülmektedir diyor. Yani çok dinli bir bölge olduğu için geçmişten ve bugüne orada diyor o şeylerin izleri devam ediyor demiş Mustafa Arman. Kendisi de bir Urfalı olduğu için elhak en doğrusunu o söyler. Bu da ilginç bir bilgi. 1926'da Darül Elhan'dan sonraki adıyla İstanbul Belediyesi Konservatuarı Üstad Rauf Yekta Bey başkanlığında bir heyet Urfa'ya inceleme yapmak üzere gelir. Sayfa 217 söylemiştim herhalde. Zamanın Halilurrahman Camii İmam Zeki Bey ile Hacı Nuri Hafız Başaran etkileyici sesleri ve zengin repertuarlarıyla heyetin dikkatini çeker. Onları adeta büyüler. Ama heyetin dikkatini başka bir şey daha çeker. Bu iki usta ses bir yandan halk müziği tarzında saf türkü ve hoyratları seslendirirken, öbür tarafta İstanbul'da bile duyulmamış divan tarzı şiirlerle bir takım makamları icra etmektedirler. Yani İstanbul'da var olan makamları bildikleri gibi İstanbul musikisinde mevcut bulunmayanları da terennüm etmektedirler. Bu Darül Elhanlılar için yeni bir buluştur. Bu yüzden 3-4 günlüğüne geldikleri Urfa'da tam 12 gün kalırlar ve Urfa musikisinin gün görmemiş yönlerini araştırırlar. Mehmet Özbek bu muammayı çözmek bir yana heyetin kafasının iyice karışmış bir halde Urfa'dan ayrıldığını yazıyor. Onun da neye böyle olduğunu şurada Mehmet Özbek'ten bir alıntıyla naklediyor. Bundan sonrasını Mehmet Özbek'ten dinleyelim. Çünkü o zamanlar makam fikrine bağlı sistemli müziğin sadece imparatorluğun bahşehri İstanbul'da icra edildiği zannediliyordu. Oysa ki yüzlerce yıl önce, daha İstanbul payitaht olmadan bile önce, Anadolu beylerinin konaklarında makam anlayışına dayalı sistemli müzik yapılıyordu. İşte bunların devamı olan birçok makam, bugün Urfa, Elazığ, Konya, Kastamonu gibi illerimizde halen yaşadıkları halde İstanbul'da bilinmemektedir. Çünkü Anadolu'dan başkente zengin Türk müziği hazinesinin ancak bir bölümü taşınmıştır. Yani Anadolu daha zengin diyor. Hepsi İstanbul'a taşınmadığından İstanbul'da Anadolu'daki kadar makam yok falan diyor. Anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar sonlara yaklaşıyoruz. Vaktimiz de sonlara yaklaşıyor. 224. sayfadayız. Altın formül aslında yarım asır önce Üstad Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından bulunmuştu. Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek. Filozof Henry Frankfurt ise formülü daha girift hale getirmiş görünüyor. Beka sadece süreklilik değildir, değişimin sürekliliğidir. Beka sadece süreklilik değildir, değişimin sürekliliğidir demiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'da değişerek devam etmek, devam ederek değişmek ifadesini kullanmış. Devam ediyoruz. Benim çizmediklerim o güzel şey yok manasına gelmez arkadaşlar. Bu sayfalarda da çok güzel şeyler var da hani benim dikkatimi çekmemiş veya hani ben onları size aktarmaya değer bulmamışım ama belki de siz gördüğünüzde diyeceksiniz ki ya Ahmet asıl yerleri sen söylememişsin. Kitap güzel yani. Metinler, tatlı metinler.
İçinde hoş bilgiler de var. Mustafa Arman genel kültürü, her şey hakkında az çok bilgisi olduğu için onlarla böyle fıstık serper gibi metnin içine serpiyor, zenginleştiriyor. İbni Haldun'un Saltukname müellifi tasdik edecek. Bir dakika, şuradan başlayayım. Saltukname diye bir şehirde Lokman Hekim'in Ebu'l-Hayr Rumi'nin Cem Sultan'a hazırladığı bir kitapmış Saltukname. Orada güzel havalı şehirlerin ömrü uzattığı, kötü havalı şehirlerin de ömrü kısalttığı bilgisi geçiyormuş. Ondan sonra İbni Haldun da diyormuş ki ona ilave olarak, İbni Haldun Saltukname müellifini tasdik edecek beyineleri cömertçe ortaya döker. Yani delilleri, beyine. Deniz kenarına kurulan şehirleri korumak zordur. Ani baskınlara hedef olurlar. Sık sık yağma ve talana uğrarlar. Buraya kadar işin savunma cephesi üzerinde duran İbni Haldun birden rota değiştirir ve deniz kenarında oturmanın insanları lüks ve rehavete düşüreceğini söyler. Ebu'l-Hayr Rumi de Edirne'de bulunan gazilerin başkentin deniz kenarındaki İstanbul'a nakledilmesiyle gaza ruhunun kaybedileceği endişesini dile getirip buna karşı çıktıklarını nakletmiyor muydu bize? Aynı şekilde İbni Haldun deniz kenarında rahatı alışkanlık haline getirenlerin cihat kabiliyetlerini yitireceklerini, bakıma ve korunmaya muhtaç bir ailenin aciz fertleri durumuna düşeceklerini belirtmektedir. Böylece Saltukname'de ileri sürülen deniz kenarlarında kurulacak şehirlere dair rivayet büyük bir tarihçi tarafından teyit edilmiş olmaktadır diyor. Devam ediyoruz. 245. sayfa. Fransız romantizminin sembollerinden Gerard de Nerval, herhalde böyle okunur. Gerard de Nerval, koca bir yaz mevsimini geçirdiği Osmanlı başkenti İstanbul'da her köşe bucağında yeni bir hayret sarhoşluğu yaşamıştır, diyor. Devamında mesela ilginç bir şey var. 1843 yılının Ramazanıdır ve Beyazıt Meydanı'nda kahvelerde oynatılan karagöz oyunlarını Avrupalılar için anlaşılmaz görür Nerval. İçtiği suyun nereden geldiğini ve hangi yılın suyu olduğunu tadar tatmaz anlayan sütüryakilerini de hayret kuyularından seslenerek anlatır bize. Bir daha okuyayım. İçtiği suyun nereden geldiğini ve hangi yılın suyu olduğunu tadar tatmaz anlayan sütüryakilerini de hayret kuyularından seslenerek anlatır bize. Öyle insanlar varmış demek İstanbul'da o zamanlar, sütüryakileri. Suyun, içtikleri suyun nereden, hangi yılda alındığını anlayabiliyorlarmış. Allah Allah. Biz de hayret ediyoruz. Biz de bugün Nerval'in durumuna düşmüş durumdayız. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Sanki bitirdik kitabı. Evet, kitabı bitirdik. Şimdi kendi cümlelerime geleyim. Kitap hakkında ne düşünüyorum? Kitap, söylediğim gibi, güzel bir metin. Mustafa Arman Hoca'nın kalemi zaten hoş bir kalem. Çok da genel kültüre dair, böyle her şeye dair az çok bilgisi var. Çok okuma yapmış birisi olarak. Onları da serpiştiriyor içine. Metinlerini daha da zenginleştiriyor. Bu kitabı o açıdan tavsiye ederim. Keyifli bir metin. Okuması güzel bir metin. Bilmiyorum, Timaş Yayınları artık Mustafa Armağan'ın kitaplarını basıyor mu? Basmıyor diye duydum. Herhalde Timaş Yayınları'nda artık Mustafa Armağan yok. Aralarında bir anlaşmazlık var. Mustafa Armağan Kapı Yayınları'na mı geçti? Tam bilemiyorum. Oradan okunabilir. Bu kitap 5. baskıymış. O zamanlar Timaş'tan basılmış. Güzel bir kitapmış. Kapı Yayınları'nda bulursanız alın okuyun, tavsiye ederim. Yani güzel bir kitap. Ben istifade ettim. Güzel şeyler öğrendim. Bu kitaplık bu kadar diyelim. Bir de vaktimize bakalım. Zaten vaktimiz de dolmuş gibi. Bu kitaplık bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun.